Evet, biz Türkiye'yi gayrıdan ümit beklemek yerine kendi gücü ve inancıyla yoluna devam eden bir ülke haline getirdik. Şayet bu büyük değişimi gerçekleştirememek olsaydık, ne demokrasimizi güçlendirebilirdik, ne ekonomik saldırılar karşısında bu denli direnç gösterebilirdik, ne de sınırlarımıza dayanan teröristlerin başını ezdik. Değerli dostlar, tabii başarı çıtasını yükseltmenin aynı zamanda mücadele cephesini genişlettiğinin de farkındayız. Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanların giderek arttığını görüyoruz. Bugün gazetelerde yine okudum. Son örneği NATO tartışmalarıdır. 3, 4, 5 Aralık İngiltere'de, Londra'da NATO liderler zirvesini yapacağız. Daha oraya gitmeden işte birileri bir şeyler konuşmaya başladı. Hiç risk almayan, hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler Türkiye'nin kendi hakkını, hukukunu, sınırlarını, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemiyor. Hele hele bunların içinde Fransa Cumhurbaşkanı son açıklamaları bu hastalıklı, bu sığ anlayışın örneklerinden biridir. Ne diyor? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum. NATO'da da söyleyeceğim. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. NATO'da da söyleyeceğim. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Sen bir defa NATO'ya karşı yerine getirmen gereken vecibelerini yerine getirmiyorsun ya. Hava atmaya gelince hava atıyorsunuz. NATO'ya ödemen gereken paraları bile doğru dürüst ödemezsin. Ama hava atmaya gelince hava atarsın. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak çıkarmamak. Ya bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı? Türkiye'nin Suriye'de herhangi bir oldu bittiye gitmediğini en iyi kendisi biliyor. İşte buyur. Şimdi biz Libya'nın resmi yönetimiyle imzalarımızı attık. Ve şu anda artık Türkiye, Libya Akdeniz'de ortak işbirliğine girebilecek noktaya bu anlaşmayla geldi. Ne diyeceksin? Kimse sana bakmıyor. Henüz daha acemiliğin var. Bunları gider. Bunu gidermeden bu işler olmayacak. Biz Suriye'den ülkemize yönelik tehditleri ve bunlara karşı vereceğimiz cevapları herkes gibi Fransa Cumhurbaşkanı'na da defalarca anlattım. Ama anlamıyor. İnanın çok tecrübesiz. Ve terörle mücadele nedir bilmiyor. İşte onun için sarı yelekliler bütün Fransa'yı işgal etti. İstila etti. E niye çözemiyorsun? Hadi çözseydin. Çözemezsin. Onların hakkını, hukukunu kendi vatandaşın değil mi? Koruyamıyorsun. Koruyamazsın. Ülkemizin bu konudaki haklı hassasiyetlerini hiçe sayıp en küçük bir ilgilerinin olmadığı Suriye'de tırnak tutturmaya çalışan Fransa'nın ta kendisidir. Senin Suriye ile ne işin var ya? 911 kilometre bizim Suriye'de sınırımız var. Bizim Adana Mutabakatı denilen bir anlaşmamız var. Bizim Suriye'ye girme hakkımız terörle mücadelede var. Peki senin hangi anlaşmayla oraya girme hakkın var? Ne işin var Ne senin yapıyorsun Suriye'de? sen orada? Koalisyon güçleri diyorsan biz aynı zamanda koalisyon güçlerinin de içindeyiz. Ama senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Seni rejim de oraya zaten davet etmiş değil. Siz kimsiniz? Durumdan vazife çıkardınız, geldiniz, girdiniz oraya. Bu. Yaptığınız iş bu. İstediğiniz kadar hoplayın, zıplayın. İstediğiniz kadar eveleyin, develeyin. Eninde sonunda Türkiye'nin egemenlik haklarına, güvenlik ihtiyaçlarına, terörle mücadelesine saygı duyacaksınız. Bunun başka çıkışı yok.
NATO için Fransa ne anlam ifade ediyor bilemeyiz ama Türkiye hem askeri katkısı hem siyasi desteğiyle bu kurumun en önemli üyesidir. Ülkemiz bu stratejik önemiyle en çok Avrupa'nın korunmasına katkı veriyor. Şayet Türkiye olmasa dünyanın dört bir tarafındaki teröristlerin Avrupa'ya yığılacağından, bölgemizde mücadele ettiğimiz tehditlerin doğrudan Avrupa'ya yöneleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir. Ülkemiz güvende değilse Avrupa'nın güvenliğinin de pamuk ipliğine bağlı olduğu asla unutulmamalıdır. Bunun için Fransa başta olmak üzere ülkemizin güvenlik kaygılarına duyarsız kalan, hatta tam tersi işler yapmaya çalışanlara bu gerçekleri bir kez daha hatırlatıyorum. NATO'da ve Avrupa'da aklı selim sahibi, mantıklı, tutarlı, tecrübeli siyasetçiler var da Fransa'nın sergilediği türden hezeyanlar anlamsız kalıyor. Buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Türkiye, Suriye'den topraklarımıza yönelik tehditler tamamen bitene, bölgedeki son teröristle imha edilene kadar harekatlarını sürdürecektir. Herhalde televizyonlarda oradaki Kandil'deki terörist başlarının teröristlerle ne tür pozlar verdiğini okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür değil mi? Ne halde olduklarını görmüşsünüzdür. İşte son kadın terörist ki en önemlilerinden bir tanesiydi. O da malum vuruldu ve onunla beraber tabii yanında da 6 terörist daha vuruldu. Bütün bunlarla şu anda gerek ordumuzun gerek tüm silahlı bu noktadaki güçlerimizin bu bölgedeki operasyonlar gerçekten SİHA'larımızla, F-16'larımızla çok çok farklı bir burada gündem ortaya koydu. Ülkemize verilen ancak şu ana kadar tutulmayan sözler için ila nihaye bekleyecek değiliz. Hala topraklarımıza ve himayemiz altındaki bölgelere yönelik alçakça saldırılar oluyor. Daha önceki gün sınır karakolumuzdaki askerlerimiz biliyorsunuz şehit edildi. Aynı şekilde Tel Abyad'da bombalı araçta 17 masum sivil maalesef şehit edildi. Benzer terör eylemleri Resulayn ve diğer bölgelerde yaşandı. Bu duruma seyirci kalacak değiliz. Güvenli bölgeden ve ötesinden ülkemize yönelen tehditler makul bir sürede bertaraf edilemezse bu işi bizzat kendimiz yapmakta tereddüt göstermeyiz. Türkiye'nin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda söylediği her şeyi yapacak gücü, kararlılığı, imkanı olduğu herhalde artık iyice görülmüş, kabul edilmiştir. Değerli kardeşlerim, bu duygularla bir kez daha temelini attığımız külliyemizin ülkemize ve milletimize, üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum.